Evet, şimdi Tarık yeniden girdi Fikret. Serhat. Biraz önceki Tarık aynı performansını ortaya koyarsa Fenerbahçe beraberlik golünü bulabilir diye düşünüyorum. Tarık pasını verdi. Gol durumunda Serhat direkten dönüyor. Serhat Akın direkten dönüyor. Tam diyordun ki Tarık çok performansını ortaya koyarsa. Harika bir kasattı, evet. Tarık performansını ortaya koyarsa 4-4 olur diyordum. Gerçekten Tarık artık başka da yapacağı bir şey yok Tarık. Ama Serhat Kadıköy'ün boğası nasıl kaçırdı bu golü, inanılmaz. Biraz şanssızlık. Bir ara pas. Celil hareketli. Top Kerem'de. Fikret, şu anda hangi takım gol atarsa, Galatasaray atarsa Fenerbahçe çökebilir. Ama Fenerbahçe atarsa bu sefer oyuna denge gelecek. Çok sular akar bu, evet, köprünün, evet, altından. Onu söylemek lazım. Kim atarsa atsın. Evet. Gol durumu olabilir. Şimdi Serhat Celil'e çıkaramadı. İyi çıkaramadı topu. Kaleye de vurabilirdi. Pas denedi. Evren Turan. Devam ediyor oyun. Buran. Buran'ın pası. Solda Serhat Akın. Serhat. Önü kapalı. Evren kapattı önünü. Serhat. Burhan. Tarık. Kaleyi denedi. Şimdi Murat. Ümit Karan. Ümit yerde. Faul diyor hakem. Arif Tuçoğlu faul dedi. Fikret, şimdi Barış dinleniyor şu anda. Eğer Fenerbahçe Barış'ın oyun dışında olduğu dönemde eğer dördüncü golü atıp Barış beraberken oyuna girerse o zaman Barış Fenerbahçe'yi öne de geçirebilir. Onun için Barış'ın dışarıda olduğu dönemde Fenerbahçe'nin gol yemeden en kötü skoru koruması gerekiyor. Ergün Pembe kullandı. Müthiş bir gol attı. Harika bir gol attı. Ergün Pembe topu alana gönderdi. Şimdi durum 5-3 oldu. Tam diyordum ki Barış girene kadar Fenerbahçe'nin gol yememesi lazım diyordum. Golü yedi Fenerbahçe ve Barış oyuna girdi. Ergün Pembe Galatasaray'ı 5-3 öne geçiren golü attı. Tekrar görüntüye geliyor. Fikret Engin. Kaleci Recep Üzgün. Fikret Engin, bu sol ayaklı futbolculardan her zaman korkacaksın. İnanılmaz. Sol ayağı iyi olan futbolcular inanılmaz toplara vurabiliyorlar. Sert bir vuruş dışarı gitti. Müdahale var. 36. dakikadayız. Şimdi sert vuruş. Top geri geldi. Burhan, hakem oyunu durduruyor. Fikret, Galatasaray'da en istikrarlı futbolcu Hakan Ünsal. Farkında, evet, mısın? Defansta hiç ayrılmıyor. Fazla kendini yormuyor. Geride sakin. Takımını geriden yönlendiriyor ve bana göre Hakan Ünsal şu ana kadarki en istikrarlı oyuncu.